Elektriksel olarak bir şeyler yakmayı çok seviyorum. Daha önce parmak şıklatarak mum yaktığım bir video çekmiştim. Onun da linkini açıklama kısmından ve şuradan ulaşabilirsiniz. Bir de RoboMaster'a roket takmıştım. O da alkış yaptığımız zaman yapay zeka ile sesi işleyip roketi fırlatıyordu. Bu sefer de maytap yakmayı göstereceğim. Belki arkadaşlarınıza, ailenizden birilerine sürpriz yaparken kullanmak istersiniz. Herhangi bir durum oluştuğunda, mesela müzik çalmaya başladığında, kapı açıldığında, ses geldiğinde maytap yakmak isteyebilirsiniz. Bugün bunun için bir devre kartı tasarlamıştım. Daha önce bu robot için olan devre kartıydı. Bu devre kartını farklı amaçlarla ses sensörüyle kullanacağım. Bu defa parmağımı şıklattığımda ya da herhangi bir durum olduğunda maytaplar yanmaya başlayacak. Şimdi sipariş ettiğim devre kartlarına bakarak devam edelim. Bana bir tane devre kartı lazım olduğu için 5 tane sipariş ettim toplamda. 5 tanesiyle 10 tanesi aynı fiyat ama boşu boşuna doğayı kirletmeye ya da fazladan israf etmeye gerek yok. Elek de istemedim. Elle rahatça lehimleyebilirim. Bu sefer farklı bir lehim yöntemi denedim. Krem lehimim, şırınga şeklinde olan krem lehimimi bir arkadaşıma verdiğim için şırınga şeklinde lehimim yoktu. Büyük krem lehimi de sürüp etrafı dağıtmak istemedim. Öncelikle normal lehim yaptım ve MHP30'un üstüne atıp onun erimesini bekledim. Eridikten sonra üzerinde dizgiyi yaptım ve gayet güzel bir şekilde bu işi hallettim. Bazı yerlerde ufak tefek lehim fazlalıkları vardı. Onları da bu şekilde emerek aldım ve artık kartım kullanıma hazır. Kartı da güç kaynağımla test ettim. Şu ana kadar herhangi bir problem yok. Birazdan daha önce Attine 13'leri programlamak için yaptığım devre kartıyla programlayıp devam edeceğim. Daha önce parmak şıklatarak mum yakma videosunda bu işin teorisini bayağı detaylı anlatmıştım. Kendiniz böyle bir şey yapmak istiyorsanız o videoyu izlemenizi öneririm. O videoda jumper kabloların içerisindeki telle anlatmıştım. O teller de aşağı yukarı aynı işi görüyor ama şu nikel kromiyum denilen veya da kısaltma olarak nikrom wire denilen kablolar da bu iş için aslında yapılmış kablolar. Dayanıklılığı daha yüksek olduğu için hemen kopmuyorlar. Daha kolay bir şekilde yangın çıkarabiliyorlar. Dolayısıyla eğer elinizde malzeme yoksa jumper kabloların içindeki tellerle deneyebilirsiniz. Eğer elinizde imkan varsa bu kabloları da kesinlikle tavsiye ederim. Öbürüyle 5-6 denemede sonuç elde edecekseniz bunda ilk seferde sonuç elde edebilirsiniz. Biraz pahalı kablolar, o yüzden kısa bir parça alıp test edeceğim. Şöyle yaklaşık 3-4 cm'lik bir parçayı keseyim. Şimdi bunu şöyle cımbızla alıp maytapa saracağım. Maytapları biz genellikle tepeden yakarız ama ben alttan yakacağım çünkü kabloyu tepeye kadar uzatmak istemiyorum. Kablo kirliliği olacak yoksa. Şöyle 2 ya da 3 tur sarmak yeterli olacak. Bakalım ne kadar kalacaksa o kadar saracağım. Evet, şu an 2 tur sardım. Şuraya da sabitleyeceğim bunu. Biraz dik durabilsin. Yakarken problem çıkmasın diye. Şimdi devre kartın üzerindeki tetikleme pinleri var 2 tane. Onlara normal jumper kablo bağlıyorum. Şu kısımlarına da nikel kromiyum kabloları bağlayacağım. Mümkünse bu kabloyu buraya yapıştırmak da mantıklı olabilir. Çünkü kabloyu taktığımda tekrar kayacak. Küçük bir bantla aslında ben bunu yapıştırsam daha iyi olur. Gözükmeyecek incecik bir bant keseceğim. Tamam, şimdi düşmesi artık çok zor. Bunların da ucunu koparayım. Tabii bu görsel olarak çok daha güzel yapılabilir. Eğer bir hediye, sürpriz vesaire bir şey hazırlayacaksanız daha görsel hazırlayabilirsiniz. Ben şu an işin teknik kısmıyla ilgileniyorum. Kablo bağlantımı yaptım. Şimdi bir de mikrofonlarımız var. Bunlarla ses ölçümü yapabiliyoruz. Dijital çıkış veriyorlar. Buradan da hassasiyet ayarı yapabiliyoruz. Ben bunu da buraya bağlayacağım. Burada normalde RoboMaster için yaptığımda oradaki dijital pinlerden birinden bilgi almak için kullanıyordum. Aynı şekilde burada dijital bilgi olduğu için arada hiçbir fark yok. Mikrofonun bağlantısı bu şekilde. Şimdi gözüme maytap parçaları gelmesin diye iş güvenliği gözlüğümü takıyorum ve sisteme elektrik vereceğim bundan sonra. Şu an pili taktım. Buradan sistemi açıyorum. Ve bundan sonra çıkardığım sesle yanmasını bekliyorum. Son kontrollerimi yapıyorum. Her şey hazır. Başarılı geçti. Her şey istediğim gibiydi. Ama sadece biraz geç yanması beni rahatsız etti. Parmağımı şıklattıktan sonra yaklaşık 10-15 saniye sonra yandılar. Eğer 1S lipo pil yerine 3S ya da 4S lipo pil kullansaydık ya da herhangi bir güç kaynağı kullansaydık, 12 volt gibi, 24 volt gibi, çok daha hızlı tepki alabilirdik. Eğer sen de birilerini şaşırtmak için böyle bir şeyler, mumlar ya da maytaplar yakmak istersen bu devreden faydalanabilirsin. Çok daha fazla detaylı anlattığım mum yakma videom var. Ona da göz atarsan devrenin nasıl kurulduğunu da anlatırım. Şu an o devrenin SS
XMD versiyonunu yaptığımı düşünebilirsiniz. O yüzden hangi MOSFET'i kullandım, nasıl bir programladım falan oralarına girmeyeceğim. Onların hepsini dediğim gibi mum yakma videosunda anlatmıştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Biraz yukarı çıksana abi. Çık biraz aşağı. Tam oraları iyi. Biraz daha yukarı çık. Tamam.